Akif Beki, 15 Şubat 2022 Karar Milat olarak 28 Şubat 6 Muhalefet Partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi hazırlamıştı. Hangi esaslar üzerinde uzlaştıklarını açıklamak için 28 Şubat gibi sembolik bir tarihi bilmeden seçmiş olabilirler mi? Demokrasi bayrağının yere düştüğü günlerdendi. Ne anlama geleceğini bilmez olurlar mı? 28 Şubat 1997'deki antidemokratik müdahalenin yıl dönümü. Demokrasi tarihimizin kara günlerinden biri. O gün başlayan 28 Şubat süreci Erbakan'ın başbakanlığındaki Refah Yol Hükümeti'ni hedef alıyordu ve yıkılmasıyla sonuçlandı. O yüzden postmodern darbe deniyor. Düşünün ki altı lider kafa kafaya verecek. Masada Refah Yol'un iki kanadının da siyasi varisleri oturacak. Saadet Lideri Karamoğluoğlu da orada olacak dönemin İçişleri Bakanı, bugünün İyi Parti lideri Akşener'di. Fakat 28 Şubat'ın neye denk geldiği o an için gözlerinden kaçacak. Mümkün mü? 28 Şubat müdahalesine direnişin siyasi kahramanları onlarla da sınırlı değil. O mağduriyetin iktidara taşıdığı AK Parti'den kopmuşlardı. Gelecek ve Deva Partileri de aynı hassasiyeti temsil ediyor. Karamoğluoğlu'yla Akşener'den kaçmaz da Davutoğlu'yla Babacan'dan mı kaçacak? CHP 28 Şubat'ta vesayete, yasaklara, ayrımcılıklara karşı özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren cephede yer almıyordu. Statüko'nun partisiydi, karşı taraftaydı. Köprünün altından çok sular aktı. Ne AK Parti eski AK Parti ne de CHP eski CHP artık. Bu değişimi vurgulamak için daha manidar bir gün herhalde seçilemezdi. Keyfi ve kuralsız dedikleri sistemi nasıl değiştireceklerini, yerine nasıl bir sistem önerdiklerini bir 28 Şubat günü millete açıklayacaklar. Zamanlama tesadüf gibi mi görünüyor? Yani Kılıçdaroğlu da 28 Şubat'ı milat seçmenin kendi başına güçlü bir mesaj içereceğini düşünmemiş olamaz. Hukukun üstünlüğüne ve kurallı yönetime dayalı çoğulcu demokrasiyi inşa sürecinin miladı diye kayıtlara geçecek. AK Parti'ye iktidar kapılarını açan demokratikleşme bayrağını bütün vaatleriyle muhalefet devralacak. Tarihi düzeltmek için değilse niye altılı mutabakatı 28 Şubat'ta millette paylaşsınlar? En yakın, herkesin takvimine en uygun tarih diye o günün gündeme geldiği söyleniyor o kadar da değildir. Altında bir siyasi sembolizm bilinci yatmıyor olamaz. Demokrasi bayrağını düştüğü yerden kaldırma mesajı vermek istedikleri aşikar. Bakalım yeni sisteme geçişin yol haritasıyla milletin acil sorunlarını çözecek ortak eylem planlarını hangi tarihlerde açıklayacaklar? Bundan sonra da sembolik anlam gözetecekleri beklentisi uyandırdılar sanki. Neyi hangi sırayla yapacaklarına dair somut planları kadar seçecekleri tarihlerde merakla takip edilecek. Pahalılığı muhalefet mi uyduruyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan can yakan faturalarla ilgili şöyle konuşmuştu. Muhalefetin özellikle elektrik ve doğalgaz konusundaki spekülatif gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor muhalefetin anlattığı yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil televizyonlara baktığımızda batıda şu anda elektrik doğalgaz fiyatları nerelerde biz şu anda vatandaşımızı çok daha rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü gayreti yaptık her türlü indirimi uyguladık uygulamaya da devam ediyoruz biz vatandaşımızı dediğim gibi enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz ne anlamalıyız? Şunu mu? Aslında elektrik ve doğalgaz sanıldığı gibi pahalı değil. Ucuza kullanıyoruz. Ama muhalefet öyle inandırdığı için millet de kanıp bağlı sanıyor. Sorun bu. Doğrusu anlatılırsa millet pahalılıktan şikayet etmeyecek. Muhalefetin yalan propagandası da boşa çıkmış olacak. Yani millet ödediği faturaya, cebinden çıkan paraya falan bakmıyor. Muhalefetin ne dediğine bakıyor. Bay Kemal'in ikna gücü epey yüksek demek ki. Yaygarası etkili oluyor. Faturalar gerçeği söylediği halde muhalefetin yalanlarına kapılıyor demek ki millet. Gerçek gösterilirse millet muhalefetin uydurduğu pahalılık yalanlarının tesirinden kurtulacak. Meğer iktidar beni enflasyona ezdirmiyormuş diyecek. Sorun o. Çözüm de buysa enflasyonla ve pahalılıkla mücadele muhalefetin milleti kandırmasına izin vermeyerek kazanılacaksa yandık. Tek kelimeyle başka söze gerek yok. Akif Peki